İzmir Kınık'tayız. Yanımızda Rekor Gübre Yaprak Gübresi müşterimiz Hasan Çetinler. Evet. Bakırçay Ziraat'tan İlker Bey. Dinçer. Dinçer Bey ile birlikte Kapya Biber tarlasında Hasan Bey'in kontrollerimize devam ediyoruz. Hasan Bey, öncelikle bu Kınık'ta burası muhit olarak adı nedir bu bölgenin? Ya bu Avdalı diye geçiyor. Yani genelde bir eski ismiyle Osmanağa çiftliğinden, yani çiftliğinden bölünme buralar. Çiftliğinden bölünme. Şimdi burada 7 dekar bir kapya biberimizde rekor gübre, yaprak gübresini kullandık. Evet, kullandık. Neler oldu? İlk kullandıktan sonra neler gördük? Bir de bunun çeşidi nedir? Bir söyleyelim. Bunun devam çeşidi edelim. Postal olarak biliyoruz. Postal. Yani bir bölümü mesela şunu irbik. İrbik. İrbik fiyatlandırıyoruz, tamam. Yani. İlk uygulamayı, bunun dikim tarihi nedir? 8-9 Mayıs. 8-9 Mayıs tarihli bir şey. İlk uygulamayı ne zaman yaptınız? Yaprak gübresini. Yaprak gübresini yaklaşık Haziran ortalarında, yani 15 gibi olacak. Bir yani uygulama mı yaptınız burada? İki mi? Yok. Birkaç sefer yaptık onu. Ama o aynı de şey değil. Rekoru. Yani rekoru bir kere. İki uygulama yaptık. İki uygulama yaptık. Neler gördük? Ne değişti attıktan sonra? Ben değiştim. Burada gezerken biberlerin hem geliştiğini, köklerin, evet, dalların, evet, dallandığını ve biberlerin büyüdüğünü fark ettim. Şimdi biberler gelişirken tutum nasıl oldu? Şimdi çatallanma nasıl oldu? Biberde, çünkü çatallanma önemli. Başındaki çiçek açması, tutum. Evet. Başında çoğalmaya başladı. Yani biberin dolması fazlalaştı. Efendime söyleyeyim. Dallanma, hem sağa sola dallanmalar çoğaldı. Şimdi, ve biberlerimiz büyümeye başladı. Şimdi bu dipteki tutumlar öyle geliyor. Yukarıdan çatallanması görülüyor. Yani şöyle bak. Da bak şurada çiçekler var, hala bak daha bak. Tepe, bakın yani şey atıyor yani bak. Aynı şekilde devam ediyor. Şurayı da gösterelim. Şimdi tutum konusu, çatallanma vesaire. Devam edelim. Neler gözlemlediniz? Nasıl bir hareket sağladı? Kaç günde gördünüz? 15 Haziran'da geldim ya İlker. Evet. Buradan üstten artık rekor verelim dedim. Evet, evet. O orada oturdum dedin, hani 3 gün içindeki değişimi anlatırsan. Yaklaşık ben yani 3 günde bir değişim fark ettim. 3 günde değişim fark ettiniz. Çünkü hep aynı yerden gözlemlediğim için fark ediyorum onu da. Komşu da derdi. Doğru. Senin biber büyüyor derdi. Doğru gözlem yapıyorsunuz. Kaç yıllık çiftçisiniz? Ya çocukluktan çiftçiyiz ama çok ara verdik biz. Yani çiftçiliğin içindesiniz. Bazen, geçtik. Şunun için soruyorum. Bazen videoyu izleyen izleyicilerimiz şunu diyebiliyor. Ya 3 günde olur mu kardeşim gibi söylemleri olabiliyor. Yok. O yüzden sordum. Şimdi burası 7 dekar bir yer. Şöyle biraz daha gösterelim mi şu biberlerden? En azından tutumla alakalı. Şimdi tabanda şu şekilde görülüyor. Şurayı da gösterelim. Şöyle yakın üreticilerimiz görsün. Şöyle 1, 3, 4, 5, 6 devam ediyor. Üste doğru çiçeklenme ve tutum aynı şekilde. Böyle. Biberlerde herhangi bir hastalık, bir kusur da yok. Direnç anlamında. Direnci güzel. Direnci güzel. Şöyle olsa, bakalım kameramıza. Babam eski çiftçi, direnci güzel diyor o da. Şimdi tabii eskilerin kendine has bazı teknikleri var. Bunları hala üretimlerinde kullanıyorlar ama tabii iklimlerin bozuk olması, gece gündüz sıcaklık farkları, fırtınalar. Evet. Bir de bu bölge, fırtına çok yani bir de. Bu sene 2020 sezonunda çok kötü, çok yağış, dengesiz yağış olan. Sonbahar havası yaşıyor şurada 15-20 gündür. Sonbahar havası yaşıyor. Şu an yani 23 Temmuz'dayız. Evet. Sıcak, biber sıcağı da sever. Biber sıcağı da sever ama maalesef hava şu an olmuyor işte. Bir serinlik var yani. Hala evet, serinlik yani esiyor. Çok bak, çok sıcak değil. Siz neler söylemek istersiniz Dinçer Bey? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Siz de buranın kontrollerini yapıyorsunuz. Evet. Takip ediyorsunuz. Ahmet bizim komşumuz oğlu. Aha. Dinçer abi dedi, bu sene yine biber ektik. Bir biberler, fidanlar mı küçüktü? Fidanlar küçük, fideleri küçük. Böyle bir şey kesiyor sanki. Gel onu tespit için geldim. Evet. Yani sıfırdan başladı gibi, taban gübresi hariç. Geri yönetimi işte ektiğimizde yani geldi. Gübreleme yani, programını, gübreleme programını siz yaptınız. Beraber yaptık. Onlar da evet, sağ olsun Hasan abi harfiyen uyguladı. Hı hı. Yani kafasına göre, kafama göre hiçbir şey vermedim. Şimdi, bunların dediğini uyguladım ben. Gübreleme programı bitkinin isteğine göre teknik kişilerin evet, yapması gereken bu. Bilinçli kişilerin yani. Biz de zaten Rekor Gübre AŞ firması olarak hem taban uygulaması artı damlama ürünlerimiz, yaprak gübremiz, bunların hepsinin bütün halde kullanılmasını öneriyoruz. Bir de önerimiz burada uygulama yapılan rekor gübrenin tekil olarak kullanılmasını istiyoruz. İlaçlarla birlikte atabilirsiniz. Böyle bir tarla.
Sadece burada yani sistem verilen sadece bakteriyel lekeye karşı mantarla rekor. Mantar ilacı ve rekor verildi. Resim olarak sadece rekor. Şurada gördüğünüz sonuca göre verim anlamında nasıl bir verim bekliyorsunuz? Bir değerlendirmeniz var mı? Ya da tarlanıza gelip de yorumlar nasıl? Yorumlar valla eşin dostun buradan gelip geçenler ekenler senin biberin bizimkilerden güzel diyor. Şu amaçla dedim ben ne yönden güzel? Evet. Boy mu? Yeşillik mi? Efendime söyleyeyim başı mı dedim ben. Hem boydan hem yeşillikten diyor. Bizimkiler bu kadar değil diyor. Biraz sararma var bizim biberde diyor. Evet. Komşu dahil. Ben görüyorum gerçekten de öyle hissediyorum yani. Sizin burada bir de şöyle bir sorunuz var. Sulamayla ilgili çok bol bir suyunuz yok. Bunun sıkıntısını yaşıyorsunuz. Var, bol suyumuz var. Oluktan alabilirsen. Oluktan alırsanız. Ama damlamaya çok büyük problem yaşıyor. Damlamada problem yaşadığı için kendiniz buradan kuyudan suluyorsunuz. Evet, kuyudan. Burada herhangi bir su stresi yaşıyor musunuz? Yok. Yaşamıyorsunuz. Yok, yaşamıyorum. Şöyle biraz daha gösterelim mi şuralardan, tabii biberlerden? Tabii, şöyle gelin. Tabii. En azından üreticiler yani her noktada şu şekilde tutumları yani bakabilir yani. Hepsine bakabilir yani. Yani insanlar yani yapılanı görsün yani bir... Şey anlamında. Benim sadece tavsiyem böyle. Aynı böyle bilinçli kişilerin söylemlerine uyulmayı isterim yani. Bakın. Üst çatalların üst taraflarındaki tutumlar hepsi görülüyor. Şimdi şöyle bir şey daha vardı. Damlama boruları. Fideyken şey yapmış güneşte ısınınca şeyleri yakmıştı. Fidelerde sıkıntı. Aşı yaptı. Aşı yaptı. Bazı bu ufaklar aşıdan aşıdan kaynaklı. Daha meyveler ufak. Şöyle şu ufaklar bak mesela. Anladım. Onlar sonra yani yanan, aşıdan yanan, yani. Yanmış olan fidelere tekrar aşı yapıp evet. Ya o tekrar büyütüyor. Kuruma yapıyor o dediği gibi. Peki rekor gübre yaprak gübremizi şöyle bakalım. Hı-hı. Tavsiye eder misiniz üreticilere? Biber üreticisi. Ben kendim memnunum. Memnunsunuz. Bunu kullanacak kişiye de ben de tavsiye ederim ama hı-hı, bilinçli kişilerin önerdiği şekilde. Tabii ki her zaman teknik kişilerin uygulama konusunda bilgi beceri sahibi olan kişilerin her zaman önerilerine uymasını söylüyoruz. Firmaların da üretmiş olduğu ürünlerin kullanımları, kullanım miktarları, uygulama şekillerine uysunlar. Var mı eklemek istediğiniz başka bir şey? Benim söyleyeceğim tavsiye ediyorsunuz. Ürününe iyi baksın. Başka ne söyleyebilirim? Herkes ürününe baksın. Bir de kafadan dolmala bir şey vermesin isterim. Kafadan dolmada bir şey vermesin. Ama rekor gübreyi verebilirler değil mi şu anda? Siz o bilinçli bir şey. Bilinçli. Vermelerini tavsiye ediyorsunuz. Biz teşekkür ederiz. Ben bize teşekkür ederim. Tarlanızı, bahçenizi gezdirdiniz. Buradan bir de şu tarafa, şu direğin yanına. Oraya da bakalım. Buradan videomuzu şey yapalım, bitirelim. Bütün Türkiye